Hayatın Rengi her ay bir yazarı destekleyecek. Bunu buradan duyuralım. Çünkü böyle bir merci Türkiye'de ne yazık ki kalmadı artık. Bütün televizyon programlarında tartışmalar görüyoruz. Ama sanat bizim oksijenimiz sevgili dostlar. Kara Karga yayınlarından çıkan güzel bir kitabı ve yazarını tanıtmak istiyorum. Uykusuzlar. Bir fantastik roman aslında ama yine de merkezinde büyük bir aşk var. Kadınlar aşktan vazgeçemiyor galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Rüyalarınıza takmış bir yazarsınız. Bilinçli rüya görme. Lucid Dream deniyor, evet, galiba doğru. Buna. Nereden yola çıktınız? Nereden aklınıza geldi böyle bir bilinçli rüya görmeyi merkez alan bir kitap yazmak? Teşekkür ederim önceki soru için. Tabii ki haklısınız. Çünkü rüyalar aslında bizim toplumumuzda zaten çokça konuşulan. İşte annelerimizin sohbetlerinde hep birbirleriyle konuştukları bir konu. Fakat benim ilgilendiğim alan rüyaların biraz daha farklı bir alan oldu. Ben günlük olarak rüyalar ne söylüyordan ziyade bir bilim kadını gibi düşünmeye çalışarak şunu yapmak istedim. Bilim acaba rüyalar için ne diyor olabilir konusunu düşündüm ve bilimin hiç de bizim düşündüğümüz gibi şeyler söylemediğini fark ettim aslında rüyalarla ilgili ve beni aslında 4 yıllık süren bir araştırma sürecine sokan da bu öğrendiğim şeyler oldu. Çünkü, ne öğrendiniz? Şöyle, öncelikle rüyaların kişiye özel olduğunu öğrendim. Yani ben sizin rüyanızı yorumlayamam. Biliyorsunuz rüya yorumu bizde çok meşhurdur. Tabir meşhurdur. Kitapları vardır ama yani sizin için işte kırmızı bir ceketin anlamı benim için kırmızı ceketin anlamıyla aynı değildir aslında. O yüzden bu kitapta zaten bu romanda diyor ki rüyalar kişiye özeldir. Rüya kendi rüyasını, kişi kendi rüyasını kendi yorumlamayı öğrenmelidir. Evet. Bir de çok tatlı, böyle uykusuzlar insanların rüyalarına giriyor. çok güzel özellikleri var. Bir fantastik dünya yaratmışsınız. Bu fantastik dünyanın kahramanlarını oluşturmak falan bu ne kadar zaman aldı? Şimdi şöyle, benim 2009'da ilk çıkan romanım Güne Bakan Üçlemesi zaten fantastik bir üçlemeydi. Yani ben edebiyat dünyasında bir fantastik üçlemeyle girmiş oldum. O yüzden tarzım zaten fantastiğe ve bilim kurguya çok yakın. Rüya konusu da zaten düşünüldüğü zaman bu dünyanın içinden çok anlatılabilir bir konu gibi gelmiyor bana. Bunun için başka bir evrene, başka ırklara ihtiyacımız var ama Asimov'un çok sevdiğim bir sözü var. O der ki iyi bilim kurgu geleceğin bilimidir. Aslında ben de uykusuzlarda yazdığım her şeyin bir gün olabileceğine inanarak yazdım. İşte rüyalara müdahale edilmesi, rüyaların değiştirilmesi, bazı kehanetlerin rüyalardan yola çıkarak bulunabilmesi gibi birçok konu bence bir gün olabilir. Evet. O inançla yazdım aslında biraz. Picasso da şey demiş, hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Doğru, ben kesinlikle. Buna çok inanıyorum. Ben gerçekten de. Hayaller gerçek oluyor. Sizin gördüğünüz bir rüya hayatınızı değiştirmiş, dokunmuş. Bir rüyanıza yılan gelip tıslamış. Evet, çocukluğumda. Babali demiş. Onu da buldunuz. Evet, evet. Beyazıt Üniversitesi'nden, İletişim Fakültesi'nden mezunsunuz. Doğru. Ve Babali o semtin adı. Tabii ki ben bu rüyayı gördüğümde 8 evet. yaşındaydım ve 8 yaşında bir çocuğun Babali kelimesini bile telaffuz etmesi zorken ben zaten yıllarca buna bir anlam yüklememiştim aslında. Ta ki İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp Beyazıt Kampüs'e gidip orada bir adres sorduğumda Babali'yi mi soruyorsun dediklerinde bir dakika hani olup 8 yaşımdaki o rüyayı hatırlayarak aslında geriye bir dönüş yaşadım. Yoksa o rüya üzerine bir şey yapmadım aslında ben. Ama bu da etkili oldu zannediyorum değil mi? Bu fantastik romanın içinde. Şöyle aslında işte. Zaten benim hayata bakış açımda bir gerçeği kırma, hep bu duvarın arkasında merak etme vardır. Hayatın da bize çizildiği sınırlarda olduğuna inanmıyorum. Aslında Hollywood'un son dönem yaptığı filmlerde bunu gösteriyor. Paralel evrenler, başka boyutlar, başka yaşamlar. Yani dünyada sadece insan olduğunu da düşünmüyorum aslında bu anlamda. O yüzden bunların da yıllar içinde biz görür müyüz bilmiyorum ama ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bizim düşündüğümüzden daha fazla anlamı var diyorsunuz rüyaların. Kesinlikle. Çünkü nedir şöyle, onlar? İnsan bedenine bile bakacak olursak bedenimizdeki her bir organın yerinin bile bir sebebi var. Hayatımızın üçte birini geçirdiğimiz rüya alemimiz, uyku aleminin, günlük 8 saatlik bir bölümün bu düzen içerisinde zaten bence boş olmasının imkanı yok. Ama bu sadece bedenin dinlenmesi olamaz. O zaman sadece hiçbir şey hatırlamadan uyurduk. Biz bir de rüya görüyoruz bunun içerisinde. O yüzden bence rüyalar zihin için önemli. Ama zihin için neden önemli derseniz sadece sizi uykuda tutmak için olamaz rüyalar. Bence psikolojik olarak iyileşme için de kullanılabilir diye yola çıktım ve zaten bunun yurt dışında özellikle böyle kullanıldığını da öğrenmiş temizlenme oldum. İçin yani. Hem temizlenme ama bireysel temizlenme de yani günün tortusu diyor Freud buna. Evet. Şu an sizinle yaptığımız bu sohbetin bir kısmını belki rüyada sileceğiz ve sadece önemli kısmını depolayacağız. Fakat bu değil sadece rüya. Bir de sizin kendinizden bile sakladığınız bazı içinizde sizi yaralayan taraflar var. Onlara rüyalarda ulaşmak evet. mümkün. Benim travmalarınızı da rüyalarınıza temizlemişsiniz evet, siz. Doğru. Babanızla olan ilişkiniz doğru. de evet. yansımış. Kesinlikle. Böyle bir
Bir yüzleşme. Yaptım. Evet, doğru. Şimdi tabii ki rüyaları yönlendirebilen kişilere onironot deniyor. Evet. Zaten benim ilgilendiğim bilinç rüya görme de rüyayı hakikaten tamamen bir kurgu yapar gibi yönlendirebilmek. Bilinç rüya görmek bu. Bizde şey zannediliyor. Rüyamda ay uçuyordum, biraz daha uçmaya devam ettim. O bilinç rüya görmek değil. O değil. Hakikaten aynı bir yüzleşmeye hazırlanır gibi rüyanızın devamını işte babanızı çağırarak, annenizi çağırarak neyi çözmek istiyorsunuz onu yapacak şekilde yönlendirip içinde kalabilmek uyanmadan. Bu bilinçli rüya görmek. O yüzden ben de babamla böyle bir yüzleşme hakikaten yaptım. Fakat roman aslında temel olarak bunu anlatmıyor. Tabii. Bir şey anlatıyor ama bize hep şöyle öğrettiler ustalarımız. Anlatacağın konuyla ilgili her şeyi bil, okura gerektiği kadarını anlat. Evet, demişsiniz ki hakiki bir romanda mutlaka aşk da olmalı. Evet, çok tatlı çok bir aşk var bu evet, kitapta. Doğru. Anlatmayalım. Hı-hı. Vaktimiz yok o kadar. Hı-hı. Ama aşka bakışınız ne bir yazar olarak? Şöyle, ben hayatı zaten aşkla anlamlandıran bir insanım. Özellikle günümüz çağında da aşkın biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Çünkü bizde aşk romanları için de keza böyle sanki hafif bir konu anlatıyormuş gibi düşünülür. Halbuki Nurullah Ataç der ki gerçek ahlak aşktan geçer. Yani aşık olmayı bilmeyen bir insan bir başkası için dünyayı güzelleştirmeyi nasıl düşünebilir ki? Kendinden çok birini sevebilecek yüreğin var mı? Bu egoyu bırakabilir misin, kendi egonu? Aşk o biraz zaman kendinden vazgeçmek demek. Kesinlikle. Benliğini bırakmak demek. Bir başkasını daha fazla önemseyebilmek. Çünkü biz çok önemli buluyoruz kendimizi insan olarak ama... Bu dönemde aşk yok o zaman. Var ama herkes çok kendisiyle ilgili. Doğru. O yüzden zaten çağın problemi bu olarak düşünüyorum. Uykusuzlarda da çok net altını çizdim. Evet. Çağın sorunu inançsızlık ve sevgisizlik. Ama bunu aşmak zorundayız. Yoksa Nietzsche'nin söylediği gibi insanın amacı kendini aşmaksa şu an bunu yapamıyoruz. Sorunlar da oradan çıkıyor zaten aslında. Nietzsche demiş ki insana dair hiçbir şey beni şaşırtmaz. Doğru. Peki bundan sonra ne gelecek? Hep fantastik olarak mı devam edeceksiniz? Yok, aslında benim çocuk romanlarım da var. Gerçi onların da hani fantastik ve ben mitolojiye de çok meraklıyım. Mitolojik öğeleri var ama bu arada fantastiği de hani dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Ben çok hayattan ayırmıyorum. Fark etmişsinizdir bakış açım. Yani fantastik deyince çok gerçeküstü bir şey anlatıyormuşuz gibi görülsün istemem. O yüzden yine mutlaka fantastik, bilim kurgu öğeleri olan şeyler olacak romanlarımda. Ama aslında ben hepimizi ilgilendiren meseleleri yazıyor olacağım. Şu an yurt dışına gidip araştırmalar yaptığım bir konu var. Reenkarnasyon konusunu bu ara çok araştırıyorum. Zannediyorum bir sonraki roman onunla ilgili olabilir. Size son sorum. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki aslında ekonomik kriz vesaire, insanlar tüketimde önce sanattan kesiyorlar. Doğru. Ve bakıyoruz, kitap evlerine gidiyoruz, kitap satışları düşüyor, insanlar çok okumuyor. Mutsuzluk da aslında okumayı engelleyen bir faktör. Oysa doğru, biz insanları romanlara yönlendirmek istiyoruz ki aslında mutluluk yaşadığımız deneyimlerin yanında okuduğumuz kitaplarda. Kesinlikle. Bir yazar olarak yaşamak kolay mı Türkiye'de? Hiç değil. Yani dünyada zaten var olmak hakikaten kolay değil. Beckett der ya, yeryüzündesin ve bunun tedavisi yok. O zaman hakikaten çok acıtıcı bir şey ama bizim coğrafyamız, coğrafya kaderse, özellikle de kadınsanız, sizi hakikaten zorlayacak, kederlendirecek bir coğrafya. Fakat bununla baş etmek mümkün. Sizin biraz önce konuştuklarınız da öyleydi. Bu kız kardeşlik müessesesi. Kız kardeşim çok değerli. Çok inanıyorum. Hakikaten kadın gücüne çok inanıyorum. Evet. Çok güçlü bir anne tarafından yetiştirildim. Babasız büyüsem de. O yüzden çok dik durabilen bir kadınım hayatta. O yüzden bu zorluğu aşacak yolları, özellikle belirttiğiniz gibi sanat, bunun çok değerli yollarından bir tanesi. O yüzden insan hayatında sanatçı olmayabilir ama sanatın yanında yer almak zorundadır diye düşünüyorum. Evet, o zaman bize Gülşah Elikbank'ın kitabını Kız Kardeşlik'le buradan bir erkeğe hediye edelim.